kariyerine bir başarı daha ekledi. Ve erkekler 78 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Anna Zaninović ekranlarda, Hırvat sporcu. İspanya'dan Brigit Yago karşısında. Bu da Avrupalılar arasında bir final oluyor. Evet, evet. Brigit Yago bildiğimiz bir isim. Ama Hırvat sporcu ile ilgili sizin söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Hırvat sporcunun bugünkü maçlarını ben izlemedim, izleyemedim daha doğrusu. Çünkü 5 kort var, kendi sporcularımızın müsabakaları var. O arada onun maçlarını ben göremedim. Ama daha önceden tanıdığım kadarıyla Hırvat sporcu genç bir sporcu. İlk defa böyle bir finale çıkıyor. Ne yapabileceğini maç içinde göreceğiz. İlk 40 saniyede puan yok. Hırvat sporcuda bir Köngo cezası var. 0-0'lık durum devam ediyor. İspanyol sporcu daha rahat, daha sakin. En azından rakibini çok iyi tanıyor. Daha önceki turnuvalarda karşılaştılar. İspanyol sporcu kazandı. Skor hala 0-0. Hırvat'ın güzel bir adım paldım denemesi vardı ama puan olmadı. Gene aynı ayağıyla, sol ayağıyla kayarak paldım denedi. O da gardın aşağısında kaldı. Set gardın aşağısında kaldı. Puan olmadı. Bu dalda ülkemizi müşerref Özge Gök temsil etmişti bu siklette. Koreli Jang Yun-suk'la karşı karşıya gelmişti. Birinci turu bay geçtikten sonra ikinci turda. Ve Özge bir aylık hareketli geçen maçta rakibine 5-2 yenildi ve elendi. Özge de genç sporcularımızdan bir tanesi. İlk defa böyle bir organizasyonda. O da büyük bir tecrübe kazandı. Bu tecrübesini önümüzdeki turnuvalara taşımasını ümit ediyorum. Evet, sırttan güzel bir palming vuruşunu izledik. 1-0 öne geçti Brigit Yago. İlk round tamamlanıyor. 1-0'lık bir durum. Durgun bir karşılaşma. Durgun, stresli bir karşılaşma. Hırvat'ı biraz soğukkanlı olacağım derken aslında sporcuların yaptığı bir hata var. Tecrübeyle ilgili tabii bu da. Panik yapmayalım, soğukkanlı olalım diyorlar ama o sırada pozisyon yoklamalarını kaçırıyorlar. Bir puan verdikleri zaman da yenik duruma düşürüyorlar. Telafisi zor oluyor bu bir puanı. İşte maçtan bölümler. Brigit Yago'nun sakatlandığı bir an. Bu da puanın geldiği an. Eskiden o bölgeye darbeler puan sayılmıyordu. Tam koltuk altında bir yuvarlak vardı, hatırlayacaksınız. Tekvando'yu yakından izleyen değerli seyircilerimiz. Ama son değişikliklerle sadece artık sırtın arkasındaki o bağcıkların olduğu ufak bölümdeki teknikler puansız geçiyor. Onun dışında da puan alınıyor. Evet, evet. Bura omuzlar da dahil mi artık sen? Omuzlar dahil değil, hayır. Şu beyaz kısım, beyaz bölge. Evet, beyazın altındaki omuzların üstünde beyaz bir kısım şimdi net göründü. Evet, o beyaz bölge hariç.
İkinci raunda hareketli girdi Hırvat. Ama şu anda tekrar kontrole geçti. Giriş çıkışları uygulayamıyor. Hemen arkamızda da bir İspanyol'un müthiş desteği var. Onun katkısı şimdiye kadar hakemleri etkileyemedi. 1-0'lık durum devam ediyor. Brigitte Diago daha rahat tabii. Şu anda 1-0'lık üstünlüğü var. Rakibinin bir de Köngos'u var. Bunları da düşünerek herhalde onun üzerine gelmesini ve açık vermesini umuyor olsa gerek. İspanyolların dövüş taktiği %90 savunma ağırlıklı. Rakiplerini üzerlerine çekerek puan alıyorlar. Şu an dövüşen İspanyol sporcu da tecrübeli bir sporcu. O 1-0'ın avantajıyla da rakibinin tecrübesizliğini de çok iyi biliyor. Hata yapmasını bekliyor. Acele etmiyor. Sakin. Saniye kaldı. Tekvando'nun özelliklerinden bir tanesi de bu. Hiç hareketsiz gibi duruyorlar o anda ama rakip kımıldadığı anda direkt tekme vurmak üzere konsantre oluyorlar. Diz bölgesini de tutuyor Hırvat Ana Zaninović. İşte az önce bahsettiğimiz dişlik. Bugünün üçüncü final müsabakası bu. Bayanlar 51 kiloda gerçekleştiriliyor. Daha önce bir İspanyol yine finalde Jose Antonio Ramos yer almış ve 58 kilo erkeklerde altın madalyanın sahibi olmuştu. Şimdi bir gün içinde ikinci altın madalyayı çıkarma çabasında İspanyollar. Ve böylece altı madalya sayısında Kore'yi yakalayabilecekler. Son finale gözlerimizi çevireceğiz. Hayır, bir hesap hatası yaptım. Kore'nin 3, İspanya'nın ikinci altın madalyası olacak ama ciddi bir tehdit olacak. Ciddi bir tehdit olacak, evet. Bugüne kadar 18 erkekler, 11 bayanlar Dünya Tekvando Şampiyonası gerçekleştirildi. Ve bunların hepsinde Kore İlk sırayı aldı. Tarihte bir ilk gerçekleşebilir mi acaba? Hayır. Hayır. Gerçekleşemez mi? Yani bugün başarılıydı İspanyol sporcular ama bütün sikletlerde o başarıyı gösterme şanslarını yok olarak görüyorum ben. İkizi. Şu an dövüşen sporcunun ikizi. Öyle mi? Evet. Hangisinin? Kastantan'ın? Hırvat sporcunu. Böylece yüzünü de görmüş olduk aslında bir arada. Evet, o da yarışmalardaydı. O elendi ama kardeşi şu an final oynuyor. İkizler ama skret partileri var o zaman. Evet, evet.